بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد محترم كardeşي الحمد لله أسماء حسنى درسimizde 6.sına ulaşmış olduk الله تعالى iftarlarınızı, mukabelelerinizi, teravihlerinizi makbul eylesin. Kardeşlerimiz bu derse Rabbimin isimlerinin anlaşıldığı, anlatıldığı, şerh edildiği bu derse büyük bir alaka gösteriyorlar. Elhamdülillah harfiyen yazıyorlar, dersi gönderiyorlar. Öyle kardeşlerim var, Cenab-ı Hak hepsinin sahini meşgul eylesin. Bu ilme alakadır, teveccühtür. Tabii ki bize değil, biz hiçbir şey değiliz kardeşim. Bütün şeref Rabbimize aittir, izzet O'nundur. Müslümanlar O'nun yanında, O'nun emirlerinin uygulanma yolunda olarak Allah Teala'dan şeref iktibas edecekler. Kur'an-ı Kerim'den şeref iktibas edecekler. Elhamdülillah. O noktada ulum İslamiye'ye kardeşlerimin bu süreçte yoğun bir teveccühünü görüyoruz. Rabbim onlara ilim, amel, ihlas ihsan eylesin inşallah. Hayatın üç esasıdır bu. İlim olmadan amel olmaz. Amelde de olursa o zaman makbul olur, o zaman muteber olur. Kardeşlerim, Esma-i Hüsna, Rabbimizin isimlerini anlamaya çalışıyoruz. Niçin? Çünkü Allah Azze ve Celle وَلِلَّهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَا biha. Onlarla dua edin buyuruyor. Yani bir probleminiz var, müşkiliniz var, derdiniz var, evinizde, cemiyetinizde Allah Azze ve Celle'yi arz edip ondan çözümünü isteyeceğiz. Peki ne yapalım? Önce onu tazim edelim. Fatiha öyle değil mi? Önce tazim ediyoruz. Sonra ehdina sıratal mustakim. Ya Rabbi, sırat-ı mustakimde ayaklarımızı sabit kıl diye dua ediyoruz. Şuara suresinin 78. ayet-i kerimesinde Hz. İbrahim aleyhisselam önce Allah Azze ve üzerinde olan nimetlerini tadat ediyor. Önce onları sayıyor. Önce Allah Azze ve tazim ediyor. اَلَّذ۪ي خَلَقَن۪ي فَهُوَ يَهْد۪ينَ O diyor, beni yaratan, bana yolu gösteren اَلَّذ۪ي خَلَقَن۪ي فَهُوَ يَهْد۪ينَ وَالَّذ۪ي هُوَ يُطْعِمُن۪ي وَيَسْق۪ينَ Beni doyuran, içiren, suyu ikram eden, gıda olarak almış olduğumuz her şeyi toprakta yaratan O'dur. وَالَّذ۪ي هُوَ يُطْعِمُن۪ي وَيَسْق۪ينَ وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ <laughs> يَشْف۪ينَ Hastalandığımız zaman şifayı veren O'dur. İşte bir hastalık var. Şu kadar zamandır devam ediyor. Fakat hekimler, doktorlar, sağlık kuruluşları, bütün bunlar devletler, aciz kaldılar. Çünkü ve idâ merizdu fehuve Şafi olan Allah Teala'dır kardeşlerim. Cenab-ı Hakk'a dua ederken ya şafi derken celle celalu bize şifa ihsan eyle. Eğer sen o şifayı hekimlere ilham etmezsen onlar reçetede isabet edemezler ya Rabbi. Bunları sayar sonunda. Rabbi hebili hukmen ve alhikni bis salihin. Rabbi hebili hukmen. Ya Rabbi bana ilim ver. Ve alhikni bis salihin. Öyle bir ilim ver ki onunla seni göreyim. Büyüklüğünü göreyim azametini göreyim. Şeriatından başka nizamlara, yollara dair içimde bir meyil olmasın ya Rabbi. Rabbi hebili hukma ve elhikni bis salihin. Beni salihler kadrosuna al ya Rabbi. Al ya Rabbi hebili hukme ve elhikni bis salihin. Ve ceallî lisanı sıdkin fil ahirin. Ve sonra gelecek kuşakların dilinde, hafızasında benim adımı bırak ya Rabbi. Ansınlar beni ardından dua etsinler. İbrahim desinler aleyhisselam. Put kırar, Nemrutlara meydan okur, Allah yolunda cihad eder, oğlunu, evladını Rabbinin yoluna adayan büyük muvahhitti. İbrahim desinler, Beni anısınlar ya Rabbi, ardından dua etsinler. Semada hoş bir sada bırakayım, hoş bir sada bırakayım. وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ fil ahirin. Kardeşlerim, bizden sonra gelenler, bizi hayırla ansınlar, yad etsinler, fatihalar okusunlar. Bu hain değil, bu senin yolunda mücadele eden muttaki kullardan ya Rabbi desinler anneleri, babaları, dedeleri, nineleri için desinler. Sizin için bütün bunları söylesinler. Peki buna nail olabilmek için ne yapmak lazım? Hz. İbrahim aleyhisselam gibi önce duayı yaparken Allah'a Azze ve tazim ediyoruz. Ondan sonra dua ediyoruz. Ondan sonra halimizi arz ediyoruz. Peki Rabbimizi en güzel nasıl tazim edebiliriz? Esma Hüsna ile. En güzel isimler onun. O isimleri okuyoruz. Onlarla Halik ile Mahluk arasındaki farkı görüyoruz kardeşlerim. Bütün ilahlık iddiasında bulunan ne kadar zavallı varsa elimizin tersiyle ...Allah-u Ekber dediğimiz anda hepsini tarihin çöplüğüne gönderiyoruz. Sen de benim gibi adamsın diyorsun. Sen de iki ayakların, iki gözün var. Nasıl olur da bana ilahlık iddiasında bulunursun diyoruz. O şuura kavuşuyoruz. Yalnız başına Hz. İbrahim gibi, Muhammed Aleyhisselam gibi, yalnız başına olsa bile bir Müslüman, bir ümmet hükmünde oluyor. Bir ümmet gibi küfre, yalnız başına meydan okuyor. Allah Azze ve Celle hepimize o şuuru, o imanı ihsan eylesin kardeşlerim. وَاللّٰهُ الَّذ۪ي لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوْا اَلْمَلِكُ الْقُدُّسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَز۪يزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ Sayıyorduk sırayla. Şimdi bu akşam El Cebbar Celle Celaluhu bu isimdeyiz. Allah Azze ve Celle Cebbar'dır. Yani azameti yücedir. Neyi emrederse, neyi murad ederse o olur. Kimse onun muradına muhalefet edemez. İmam Gazali Hazretleri buyuruyor ki Yücbiru kulle ahadin ve la yücbiruhu ahadun o neyi nasıl murad ediyorsa kullarını onu yapmaya icbar eder. Ama hiçbir güç Allah Azze ve Celle'yi bir şeye zorlayamaz kardeşlerim. Böyle bazen ahlaksız kitaplar görürsünüz. Tanrı'yı kıyamete zorlamak gibi. Tabi eğer birisi Mevla'nın isimlerini bilmiyorsa... El Cebbar Celle Celaluhu. Yani bu adam İlahiyat fakültesinde okuyabilir... Orada tez hazırlayabilir... Ama Kur'an'ı hakime yabancıdır... Yabancı olduğu nereden bellidir? Kitabından... Tez konusundan bellidir... O, o danışma kurulunda yer alan... Tez izleme komitesinde yer alan... O adamlar... Onlar da Kur'an-ı Kerim'e yabancıdır... Cebbar demek kardeşlerim... O zorlar... O icbar eder... Ama hiçbir güç... Allah Azze ve Celle'yi ne kıyamete ne başka bir şeye zorlayamaz. Bu isim ondan başka kimse için kullanılmaz. Kimseye cebbar denmez. Eğer biri cebbarsa bu ismi Cenab-ı Hak biri için kullandıysa o zaman o zalimdir. O hadde hududa tecavüz etmiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle alakalı, alakalı وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارِ Sen onların üzerine Kaf suresinin 45. ayeti Sen onlar üzerine cebbar değilsin Sen onları zorlayamazsın İslam'la bu yok zaten La اِكْرَاهَ فِي din. <الدِّين> Dinde zorlama yok kardeşlerim Allah Teala'nın ayetlerini alimler, arifler, müminler okurlar Akla akla, İslamiyet'i ittiba etmeden başka yolun yok bunu söylerler. Ama asla bu noktada zorlamak yok. Cebbar kim o? Biz cebbar olamayız. Başkası cebbar olamaz. İnsanlar cebbar olursa وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَن۪يدٍ O cebbar olanlar, inatçı olanlar Onların hep sonu hüsran olmuştur. Bu aslında cabbarları var. Elbette var. Dünyaya baktığınız zaman küresel güçler dengesinde ne kadar cabbar var. Kendilerince meydan okuyorlar. Peki onların radar sistemi, onların füzeleri, onların uçakları, onların askeri teçhizatı, Ölüm meleğinin melekül mevtin saraylarına girip onların canını almasına engel olabilir mi orduları? Olamaz kardeşlerim. Ne hükümleri var? Sadece Rabbim mühlet veriyor. Belli ana kadar mühletleri var onların. Innehum yekidu nekeida ve ekidu keida femehilil kaflirine emhilhum ruvida buyuruyor. Onlar tuzak kuruyorlar ama bilmiyorlar ki Allah'ın da bir planı var azze ve celle ve akidu keyda femeh lil kafirin emhilhum ya muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun yolunda yürüyenler Onlara mühlet verin, biraz daha verin. Arkadan siz evlerinizde anneler, fatihleri, yavuzları yetiştirin. Onlar büyüyecekler. Sonra onlar Allah'ın nusretiyle, onun tevfikiyle yürüyecekler. Firavunları hak ile yeksan edecekler. Olacak bu. Femehilil kafirine emhiluhum ruvayda bütün cebbar olanları cebbar celle celaluhu nasıl hak ile yeksan etti yerin dibine geçir, geçirdiyse onların da akıbeti önceki cebbarlar gibi olacak biz vazifemizi yapalım biz kulluğa dair ödevlerimiz nelerse onları ikmal edelim husumeti kaldıralım kavgayı bitirelim Nedir bu kavgalar? Müslümanlar geldik bu dünyaya gidiyoruz bu dünyadan. Arkamızdan bizi hayırla ya desinle. Müslümanlar desinler ki bunun müminlere karşı derin bir merhameti vardı. Okyanus gibi bir adamdı bu. Öyle kucaklardı. Ümmet diye bir derdi vardı. Mazlumları muzdaripleri yüreğinde taşırdı. Ama önce o yüreğimizde taşıma ameliyesine etrafımızda, çevremizde, en yakınımızda kimler varsa onlardan başlayacağız kardeşlerim. Sıla-i rahim bu. İslam bize bunu emrediyor. Yoksa sıla-i rahim semada asılır, beddua eder buyuruyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem der ki: "Ya Rabbi, kim beni yok sayıyorsa Yoksa say onu. Kim sılayı rahim yapıyorsa ona sıla yap ya Rabbi diye sılayı rahim dua eder. Men vasaleni vasalehullah. Kim sılayı rahim yaparsa Allah azze ve celle ona sıla yapsın. Men katani kataahullah. Kim sılaya düşmanlık yaparsa kardeşine düşmanlık evladına düşmanlık babasına düşmanlık yaparsa kadınlar kendi aralarında yüreklerinde mümine kadınlara basit olaylardan dolayı yani altta üstte oturuyorlar yanla oturuyorlar onun tozu oraya kaçtı o çamaşırı efendim yukarıya astı aşağıya damladı. Toz aşağıya düştü. Müslümanlar, kafirler, müminleri öldürüyorlar. Derdimiz bunlar mı? Bunlarla uğraşıyorsak o zaman derdimiz bitmez kardeşlerim. Peygamber aleyhisselam derdiniz şu insanlar cehenneme gidiyorlar. Onları cehennemden kurtarmak bizim davamız. Derdimiz bu. Benim derdime ortak olur musunuz dedi. Ey çamaşırdan dolayı, tozdan dolayı en yakınlarıyla husumet içinde olan müminler, Peygamber Aleyhisselam sizi İslam davetçileri olarak derdine ortak olmaya davet ediyor. Hazreti Muhammed'in derdine ortak olur muyuz Müslümanlar? Sallallahu aleyhi ve sellem bizi bekliyor. O zaman El Cebbar Celle Celalu yeryüzünün sahte cebbarlarını hak ile yeksan edecek. Yani kardeşlerim cebbar de, celle celalu ne istiyorsa o olur. Ne murad ediyorsa o olur. Başkası olmaz. En urid ente turid. Vallahu yef'alu ma yurid. Sen bir şey istiyorsun. Ben başka bir şey istiyorum. Ama Rabbim ne murad ediyorsa o olacak kardeşlerim. Bir gün Beyazid-i Hazretlerine demişler ki Allah Teala'dan ne murad ediyor, ne istiyorsun? Rabbimden hiçbir şey istememeyi istiyorum diyor. Allah Teala'dan hiçbir şey istememeyi istiyorum. Yani madem ki o her şeyin en güzelini var eder, o halde ben istemeyeyim, ya Rabbi diyeyim en hayırlısını sen var edersin. Benim için de hayırlı neyse onu halkayla Allah'ım diye öyle dua edeyim. Yani diyorsun ki el hayru fi maktarehullah. Hayır nerede? Bereket nerede? Allah Teala neyi murad ediyor? Neyi ihtiyar ediyorsa hayır orada kardeşlerim. İşte Müslüman El Cebbar Celle Celaluhu diyerek şuna itikad ediyor. Allah Teala bizi bir şey icbar eder. Yani bir noktaya bizi sevk eder. Kaderi ilahiye bizi bir noktaya götürür. Elbette bizim irademiz var. Biz kendi irademizle yapmamız gereken Yapıyoruz. Ama hep murad ilahi çerçevesinde kalarak bunları yapıyoruz. Kur'an-ı Hakim'den Rabbimizin muradına Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem murad ilahi hayata taşıma noktasında ne yaptı? Onları öğreniyor, muttali oluyoruz. Sonra Allah Azze ve Celle'ye teslim oluyoruz kardeşlerim. Amr bin Şeybe rahmetullahi aleyh rivayet ediyor. Diyor ki hacca gitmiştim. وَلْيَتَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ Emrine uydum. Kabe-i Muazzama etrafında tavaf ediyorum. Bir adam gördüm. Etrafında korumalar var, muhafızlar var. Onlarla dönüyor. Ama haline baksanız sultan böyle bir tekebbür sahibi, kibir gururla ...yürüyen, tavaf eden bir adam gördüm. İçimden geçti, dedim ki... ...el cebbar celle celaluhu... ...cebbar olan odur Allah Azze ve Celle... ...burası Rabbime kulluğumuzu arz yeri... ...bura tevazu yeri... ...ben geldim ya Rabbi... ...kulluğuna kabul eder misin... ...kulla layık olmasam da... ...huzurundayım ya Rabbi... Bunu deme yerisi, deme yeri Kabe-i Muazzama. Metafta Müslümanlar tavaf ederken lisan-ı halleriyle bunu söylerler. Peki ya bu adam burada gurur kibir arz ediyor. Aradan yıllar geçer. Diyor ki Amr bin Şeybe, Bağdat'ta gidiyorum. Önümde bir adam gördüm. Dileniyor. Elini açmış. Fakat perişan bir hali var bu adamın. Yaklaştım yanına. Bakıyorum ona. O da bana bakıyor. Bütün insanlardan dikkatini çekti. O da bana bakıyor. Nihayet dedi ki, niçin bana öyle dikkatle bakıyorsun? Yıllar önceydi. Hacca gitmiştim. Orada bir adam vardı. Tavaf ediyor. Etrafında korumalar. O da tekebbürle dönüyordu Kabe'yi muazzama etrafında acaba bu adam o mudur diye sizi ona benzettim onun için baktım deyince adam evet o bendim diyor peki o halden bu hallere nasıl düştün dünyalık var mal var servet var gücüm kuvvetim vardı kulların tevazu arz etmesi gereken yerde ben kibrimi gururumu arz edince cebbar celle celaluhu beni bu hale getirdi Öyle değil mi kardeşlerim? Ne mütekem bir adamlar var. Sonları toprak olmuyor mu? Onlar da toprağa karışmıyorlar mı? Onların geride öldükten sonra bir tasarruf imkanı var mı? Bazı zavallılar onları ilah yerine koyarlar. Giderler heykelleri önünde onları tazim ederler. Ama aşağıda ne haller yaşıyor onlar? Bilmezler. O halde El Cebbar Celle Celaluhu bize diyor ki Müslüman gözünü açmayacak mısın? Müslüman uyanmayacak mısın? El cabbar Celle Celalu onun azametini, onun büyüklüğünü görüp tevazuyu sonuna kadar kuşanmayacak mısın? Kardeşlerim adam Kabe-i Muazzama'da tavaf ederken gurura, kibire kapılmış, o halde orada dönüyor. O halde bu bize diyor ki Müslümanlar kulluğunuzu izhar ederken El Cebbar Celle Celalu sizi görüyor. Sakın ha kulluğunuzda riya olmasın. İnsanlar beni görsünler. İnsanlar tazim etsinler. Böyle bir halin içinde olmayın. Rabbim Bakara suresinin 266. ayetinde buyuruyor ki Ayawaddu ahadukum en tekuna lehu cennetum min nakhili ve a'nabin tecri min tahtiha al-anhar Sizden biri ister mi diyor istifam inkari en lehu cennetum min nakhili ve a'nabin tecri min tahtiha al-anhar Üzümden hurmadan bahçeleri var nehirler akıyor sonra Orada her çeşit meyveler var. Ve asabehul kibaru ve lehu duafa. Ona işte bir yaşlılık hali geliyor. Etrafında çocukları var, zürriyeti var. Bu da yaşlanmış. Sonra bir kasırga geliyor. Her şeyi hak ile yeksan ediyor. Hiçbir şey kalmıyor. Bu adamın halini anlatıyor bize Rabbim. Bakara suresinin 260. ayeti kerimesinde kardeşlerim Tecrimun tahtiyal anharu fiha min kulli thamarat ve asabahu'l kibru lehu zurriyetun du'afa fa asabaha i'sarun fihi narun fa her şey yanıyor hiçbir şey kalmıyor adam yaşlanmış etrafında küçücük çocuklar var ona bakıyorlar ama bağda bahçede her şey yok olmuş, kül olmuş. Bu adam hayatı yeniden 80'den, 90'dan sonra kurabilir mi? Rabbim burada bir temsil getiriyor. Bununla şuna işaret ediyor. Nasıl o adam 80'inde yıkılmış, yeniden bir daha dünya kuramaz. Müminler Allah Azze ve Celle'nin Cebbar Celle Celalu oluşunu unutur. Eğer insanlardan alkış almaya talip olur, bir takım müşteri onların zorlaması, onların rızası istikametinde yaparlar. Sonra ölürler, mahşere gelirler, bakarlar ki bütün ibadetleri silinmiş. 90-80 yaşında adamın bağını, bahçesini bir kasırganın vurup yok etmesi gibi. O halde El Cebbar Celle Celaluhu diyerek Rabbimin gücü kuvveti üzerinde güç olmaz. Kedalike yetba'u Allahu ala kulli kalbi mutekebbirin cebbar. Allah Azze ve Celle kim mütekebbir, kim cebbar olursa onun kalbine mühür vurur. Gafir ya da Mü'min suresi iki ismi var. Meallerde genelde Mü'min suresi diye geçiyor. Onun 35. ayeti kardeşlerim. O halde biz bu ismi telaffuz ederek, bu ismi terennüm ederek gururdan, kibirden bütünüyle nefsimizi, ruhumuzu arındırıyoruz. O halde secdeye kapanıyoruz. El cabbar derken gözümüz önünde Titanik burada duruyor. Burada Hz. Nuh Aleyhisselam'ı taşıyan gemi var. Ve hamelnahu ala zati elvahi ve dusur. Hz. Nuh Aleyhisselam'ı Allah Azze ve Celle birkaç tahta parçasından, çividen, mıhtan oluşmuş bir gemiyle o muhteşem tufanda taşıyor. Öte tarafta dünyaya meydan okuyan artık bu gemiyi Tanrı bile batıramaz demişlerdi. O gemiyle giderken bir buz dağına vuruyorlar. Titanik yarılıyor, okyanusa gömülüyorlar. Bir tarafta dünyanın en güçlü o gün itibariyle gemisiyle normal denizde okyanusa giderken batan Yok olan kafirler öte tarafta tufan, yer kaynıyor, gök kaynıyor. Allah Azze ve Celle, mıhla birbirine vurulmuş, tahta parçalarıyla tutturulmuş bir gemide Peygamberini Hazreti Nuh Aleyhisselam'ı taşıyor. El Cebbar Celle Celaluhu. Azamet O'nun, büyüklük O'nun, kudreti sonsuz ne ister ne murad ederse alemde o olur o yerine gelir kardeşlerim Cebbar bize diyor ki El Cebbar Celle Celaluhu yani bizim bu isimden nasibimiz nasibimiz kendini tabi olunan bir insan olarak görme paran var geliyorlar istiyorlar veriyorsun onlar sana tabi oluyorlar sen de insanların tabi olduğu bir adamsın böyle görme kendini. Onlar seni örnek kabul ettiler sen onların önderi sen onların öndüsüsün böyle de görme. Büyük adamlar, alimler geldiler. insanlar onlardan ilim, irfan aldılar ama kendilerini hiçbir şeyi kabul ettiler. Hiçbir şey dediler ki bu dünyada kimin ne olduğu belli olmaz. Mahşerde belli olacak. Onun için biz diyelim ki eller iyi ben yaman, eller buğday ben saman. Başkaları buğday olsun biz saman olalım. Kendimizi öyle görelim, nefsimizi öyle görelim. El Cebbar ismi bize onu veriyor. Biz kendimize tabiler aramayalım kardeşlerim. Biz tabi olacağız. Kime tabi olacağız? Allah'ın şeriatına tabi olacağız. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoluna tabi olacağız. Müştehit imamların, ehl sünnet alimlerin, onların, imam azamların, imam şafiilerin, maliklerin, Ahmet bin Hanbellerin, onların yollarına tabi olacağız. Mahşer günü o adamlar إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا أطابي أولانار النار olunanlar, ربهم Rabbim onların hallerini anlatıyorlar. onların halini anlatıyor. Onlar mahşere gelecekler. Vakalellezine tebeu tabi olanlar, Karl Marx'a tabi olanlar, Lenin'e tabi olanlar, Mao'ya tabi olanlar, Allah'a ve Resulüne düşman olan zındıklara, kafirlere, Ebu Cehillere tabi olanlar, ve kâlellezîne tebe'û, onlara tabi olanlar diyecekler ki, lev enne lena kerreten. bir daha şu dünyaya dönüşümüz olsa, lev enne lena kerreten. فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا Ya Rabbi, onlar şimdi bizden uzaklaştılar. Biz onlara ulu önder diyorduk, ulu önder. Her yere onların heykellerini dikmiştik Ya Rabbi. Alkışlıyorduk. Ellerimiz çatlıyor. Ellerimiz patlıyor. Öyle tazim ediyorduk. Şimdi onlar savruluyorlar. Onlar cehenneme kütük olmuşlar, taş olmuşlar bıraktılar bizi bir daha dünyaya dönme imkanını bize verir misin Allah'ım onlar bizi burada nasıl yalnız bıraktılar biz de onların yollarını bırakalım diyecekler ama ahiretten geriye dönüş yok kardeşlerim yok Allah azze ve celle bize öyle bir şuur ihsan eylesin ki ahirette cehennemle yüzleşmeden dünyada onun şeriatıyla nefsimizi terbiye etmeye bizi muvaffak kılsın. El Cebbar ismini Celle Celalu telaffuz edelim. Onunla nefsimize diyelim ki ey İhsan, ey Hasan, ey Ali, Fatıma, Zeynep sen de kim oluyorsun ki? Neden Müslümanlara öfke duyuyorsun? Niçin Kur'an-ı Kerim'i okuyorsun da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ahlakıyla kendini terbiye etmiyorsun? Rabbim hepimize o şuuru, ihsan buyursun kardeşlerim. Diğer ismi Rabbimizin El-Mutekebbir Celle Celaluhu. O mütekebbir. Yani bu isim zalimlere haddini bildirir. Sonunda onları layık olduğu yere gönderir. Büyüklükte El-Mutekebbir Celle Celaluhu. Büyüklükte eşi yok, benzeri yok. Yaratıklar ona benzemez, benzeyemez. Büyüklük sadece onun hakkıdır. O el mutekebbir. Mahşer günü Rabbim bütün kainatı dürünce, yeri dürecek, semayı dürecek. O zaman buyuracak ki enel melik, en el cebbarun, eynel mutekebbirun. İşte ben el melik olan Allah'ım, yer ve göklerin, kainatın sahibiyim. Eynel cebbarun o zalimler cebbarlar neredeler? Neredeler alem İslam'ı kan gölüne çevirenler? Neredeler Allahu Ekber diyenlere dar ağacı kuranlar? Nerede İslam'a, Müslümanlara gericilik yobaz diyenler? Nerede bu adamlar? Eynel mutekebbirun. Nerede o mutekebbirler? Nerede o başını secdeye koymayanlar? Nerede o gitmeyenler? Nerede şeriatın vakti zamanı geçti diyenler? Enel melik Eynel cebbarun Eynel mutekebbirun Kardeşlerim O zaman kimsenin mecali kalmayacak Kimse konuşamayacak Kimse cevap veremeyecek Bir gün derse bir kardeşim dedi ki Hocam niçin sürekli Allahu Ekber diyoruz. Allah Teala'nın isimlerinden birisi El Mutekebbir. Rabbim buyuruyor ki hadisi kutsiyle el kibriya u ridai vel azametu izari büyüklük o benim ridamdır vel azametu izari azamet ise izarımdır yani ben tekebbürü ben büyüklüğü ben azameti kuşandım kim bu noktada benimle niza eder kim büyüklük gösterirse onu cehenneme atarım buyuruyor hadisi kutsi'de. O halde kardeşlerim madem ki Allah Teala'ya sadece azamet ona layıktır. Başkasında azamet olmaz, olamaz. Olursa o Allah Azze ve Celle'ye kulluğu kaybeder kul olma haysiyetini kaybeder, kul olma şuurunu kaybeder, kul olma hassasiyetini kaybeder. Onun için kalbimizde kibirden zerre kadar bir şey varsa o kalbi yoklayalım, ey kalp diyelim temizlenmeden cennetle cemalullah ile müşerref olamasın. Sordu bir kardeşim, neden Allah Azze ve Celle el mutekebbir neden celle celaluhu böyle diyoruz neden Allah büyük Allahu ekber diyoruz kardeşlerim dünyaya bakın Allahu ekber demeyenler ne yapıyorlar insanları tanrılaştırıyorlar öyle değil mi tanrı gibi gidip durmuyorlar mı? ibadet etmiyorlar mı saygı duruşları, şunlar bunlar vesaire. Müslüman nasıl Allah Teala'ya secde ediyor? Dünyanın bütün noktalarına bakın. Manun adamlarına bakın. Geçmişte diğer kafirlerin adamlarına, kölelerine bakın. Müslümanlar Allah Teala'yı tazim ediyor. Onlar da kendi putlarını yüceltiyorlar. Bu bir ibadet. Yani insanın içinde şu var. Kendinden gücü, kendinden büyük olan, bir güce insan teslim olacak. Eğer Allah Teala'ya teslim olmuyorsa, Allah Teala'yı tazim etmiyorsa o zaman heykellerin önünde eğiliyor. Fakat Allah Teala'nın önünde bir kul bir defa eğildiyse, bir defa namazın lezzetine vardıysa, onun bedenini lime lime parçalasalar onun son sözü canı bedeninden ayrılana kadar Allahu Ekber diyecek imanından asla dönmeyecek sahabe kiram gibi ulema İslam gibi sahabeyi idam edecekler götürüyorlar dar ağacına o an yanında papaz var diyor ki eğer dönersen kurtulacaksın. Bana diyor biraz müsaade verin. Olur diyorlar. Şimdi o müsaadeyi nasıl kullanacaksın? O adamlara İslam'ı anlatıyor. Onu öldürecek olan adamlara diyor ki ben ölecek, ben şehit olacak, ben bu halde Rabbime yürüyecek, İnşallah kendimi kurtaracağım. Ama gönlüm istiyor ki siz de bu uydurma dinden kurtulun. Siz de La ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyin. Yani Müslüman o secdenin bir defa lezzetine vardığı zaman o zaman bütün dünyaya meydan okur işte secde. Bir defa yapabilmek kardeşlerim el mutekebbir celle celaluhu Rabbimi onu tazim ediyoruz onu tazim edince gözümüz önünde her şey hak ile yeksan oluyor her şey düzleşiyor her şey taş parçasına dönüyor toprağa dönüyor nedir diyorsun bunun bir hikmeti bunun bir kameti yoktur diyorsun kardeşlerim El mutekebbir celle celaluhu diyecek. Allah Teala'nın azametini tefekkür edeceğiz. Fakat o kalbimizde tam olarak yerleşsin. Bunu istiyorsak namazlarımızı kılarken kardeşlerim gündüz derslerde işte Abdullah kardeşimin dersinde namazda hangi sureleri daha çok kardeşlerimiz okuyor? Onları tefsir ediyor. Dikkatle dinleyin. Bizim de Kısa surelerin tefsiri diye YouTube'da bir videomuz var. O manayı düşünüyorsunuz. Allahu ekberi derken manayı düşünüyor. O halde secdeye varıyorsunuz. O zaman dünya değişiyor işte. Amerika'ya, Rusya'ya, Çin'e, İsrail'e bakışınız değişiyor. Orada pentakonu değil de Firavun'un yok olmuş sarayının 10 yıl sonrasını görüyorsun. 10 yıl sonra 20 yıllık ömrü kaldı kapitalizmanın Allah'ın izniyle. O kadar fazlaya gitmez. Elbette gaybı Rabbim bilir ama daha fazla gitmeyecek. Göreceksiniz çökecek. Hak ile yeksan olacaklar. Allahu Ekber dedim mi işte böyle bakıyorsun. Şu secde hakikatine bir de Firavun'un sihirbazları üzerinden bakalım. El mutekebbir diyorsunuz Celle Celaluhu ama bu manayı düşünüyorsunuz. Firavun onlara demişti ki Ma alimtu lekum min ilahin gayri. Sizin için benden başka bir ilah bilmiyorum. İlah benim. En büyük benim. Bana secde edeceksiniz. Onlar da Firavuna dair diyorlardı ki vakalu bi izzeti Firavuna انا لنحن الغالبون وقالوا بعزه فرعون İnna le nahnul galibun. Firavun'un şerefine yemin ediyoruz. Firavun'un büyüklüğüne yemin ediyoruz. Firavun'un adına yemin ediyoruz. Bugün öyle değil mi? Birilerinin, zalimlerin, kafirlerin adına yemin eden şu kadar zındık var kardeşlerim. Onlar da dün böyle yapıyorlardı. Peki sonra toplandılar, geldiler. Hazreti Musa Aleyhisselam Asa'yı atınca bütün o sihirbazların sehrini yutuverdi. Baktılar ki bu sihir değil. O zaman secdeye kapandılar. Kalu amenna bi rabbil alemin. Rabbi Musa ve Harun. Biz Musa'nın, Harun'un Rabbine, alemlerin Rabbine iman ettik dediler. Firavun onları Taha suresinin 72. ayeti kelimesi ölümle tehdit ediyor. Diyorlar ki: "Kalu len nu'thiraka ala ma ja'ana min el bayyinati vellezî fatarana fakdi ma ente qâd." Len asla seni tercih etmeyeceğiz. Len nu'thiraka ala ma ja'ana min el Bize gelen o delilleri gördük. Bizi yoktan var eden Allah'ı biliyoruz. O halde seni tercih etmeyiz, edemeyiz Firavun dediler. Fakri ma anta O diyor ki sizi kesecek, öldürecek, çaprazlama ellerinizi, ayaklarınızı koparacak, keseceğim diye onları ölümle tehdit ediyor. Onlar da diyorlar ki fakri ma anta kad. İnna takdi hadihi hayat dünya senin hükmün ey firavun sadece bu dünyada geçer dediler bu kadardır bu hükmün dediler kardeşlerim eğer biz bir defa secdeye varıyor, secdenin nasıl ki Hz. Musa Aleyhisselam'ı durdurmak için, engel olmak için ona oraya gelen gücünü, kuvvetini sihirbaz olarak oraya koyanlar, Hz. Musa Aleyhisselam'ın peygamber olduğunu Allah Azze ve Celle tarafından teyit edildiğini görünce secdeye kapandılar. Kalu'a amennâ bi Rabbi alemin dediler. Alemlerin Rabbine iman ettik dediler. Firavun ölümle tehdit edince fakzi ma ente kaz. Dilediğini yap dediler. Senin bu hükmün dünyada geçer dediler. Fakzi ma ente kaz. Eğer biz iki milyar Müslüman hakkıyla secde edebilseydik Batının bütün dayatmalarına, Firavun'un sihirbazları imandan sonra küfre nasıl meydan okudularsa öyle meydan okuyacaktık. Ama secdelerimizde problem var kardeşlerim. Secdeye gidiyoruz ama aklımızda başka fikirler, başka dünyalar. Radyallahu anh. Onun için secdenin manasına, hakikatine eremiyoruz fel yevme nunecike bi bedenike li tekune limen halfeke aye o firavundu ilahlık iddiasında bulunuyor Sonunda Rabbim onu öyle gömdü ki denize ardından kurtardı şimdi seni kurtarıyorum dedi li limen halfeke aye senden sonra gelenlere ayet olasın diye seni çıkarıyorum. Acaba bakıp da ibret alabiliyor muyuz kardeşlerim? Allah Teala ibret alan kulları kadrosuna bizleri ilhak eylesin. O şuuru bizlere lütfeylesin. El mutekebbir celle celalu. Yani azamet sende, büyüklük sende ya Rabbi. Biz hiçbir şeyiz. Hükmümüz yok ya Rabbi. Ne buyurursan onu yapmaya amadeyiz Allah'ım. El bir celle celaluhu onu söylüyor. Etrafımızdakileri de görünce vah zavallı vah diyoruz. Yani parası var, gücü, kuvveti var ama mütekem bir. Başı secdeye gitmiyor. Sakın ha ona özenme kardeşim. Ona bir zavallıya bakar gibi bak gidiyor gidiyor ama önü cehennem. Önü cehennem olan birine Müslüman nasıl bakar? Merhametle bakar. İşte onlara podyumlardan cehenneme yürüyen adamlara merhametle bakın kardeşim. Onlara eziklik duygusuyla değil Allah Resulü Aleyhisselam'ın ashabının Peygamber Aleyhisselam'ın karşısında duranlara baktığı gibi bakın. İmam Malik rahmetullahi <laughs> aleyh Mesih Nebevi de ders okutuyor. Abbasi halifesi geliyor. Tahtını kuruyorlar Esir Nebevi'nin içinde. İmam Malik Hazretleri'ne hadis-i şerif oku dinlemeye geldim diyor. Ama Resulullah Aleyhisselam orada. Orada taht olur mu? Yere çökeceksin, diz üstü oturacaksın. İmam Malik Hazretleri'nin okuduğu ilk hadis. Men tevada'a lillah rafahullah, ve men tekabbara vada'ahullah. Men tevada'a lillah. Kim Allah için tevazu gösterirse Allah Azze ve Celle onu yüceltir. Ama kim bir olursa Allah Teala bir gün onu yerin dibine geçirir kardeşlerim. Anlıyor halife, Abbas halifesi meseleyi anlıyor, mesajı anlıyor. Hemen bu tahtı dışarı çıkarın diyor. Dizüstü talebelerin arasında oturuyor. O halde İmam Malik Hazretlerini dinliyor kardeşlerim. El-Mutekebbir adını Celle Celaluhu söyleyecek. Ve müslümanlar bundan şunu anlayacaklar. Ya Rabbi, mal var, mülk var. Bunların hiçbir önemi yok. Bunlar taştır, topraktır. Ölünce burada kalacaklar. Eğer ben bunları ahiretim için kullanabildiysem yani ölmeden önce ahiret gümrüğünden bunları karşıya geçirebildiysem o zaman bunların benim için bir kıymeti var. El mutekebbir diyorsun azamet sende. Madem azamet onda bunu söyleyen bir Müslüman, makamı tazim eder mi? Bunu söyleyen bir Müslüman, malı tazim eder mi? Allah Azze ve Celleyi tazim ediyoruz ve sonra bizde bütün dünyalıklardan her şeyden bir el etek çekme hali olmuyor. Onlar elbette sizin olsun. Ama onlar size hakim olamıyorlar. Siz onlara hakim oluyorsunuz. Yani dünyaya mahkum olmuyor, dünyaya hakim oluyorsunuz. Diyor ya Mevlana Hazretleri, eğer su geminin dışında olur, ne kadar çok olursa geminin gitmesine o kadar yardımcı olur. Eğer içine girerse o su, o zaman batırır. Dünyalık böyle bir şey. Olur sizin, siz ona hükmediyorsanız Allah Teala'nın emri doğrultusunda o zaman kardeşlerim siz dünyaya hükmedersiniz. O gemi gibi olur. Yok eğer o mal içimize girer, sadakasını vermez, zekatını vermezse geminin içine giren su gibi olur, batırır onu, helak eder. Peki efendim... El mutekabbir celle celalu bize azametin, büyüklüğün, izzetin sadece Allah'a zevcelle Celle'de olduğunu onu bize telkin edecek. Dünyaya Müslüman sahip olacak ama dünyanın kölesi olmayacak. Dünyaya sahip olabilmek için imanını satmayacak, ahiretini satmayacak. Dünya onun gözünde sıfırlanacak bir kıymeti, bir kameti kalmayacak dünyanın el bir celle celalu bize bunu hatırlatacak. Şimdi bununla alakalı tabakat kitaplarından birkaçından derleyip size sahabe-i kiramdan Said bin Amir Hazretlerinin bir olayını arz edeyim. Onunla dersimizi noktalayalım kardeşlerim. Said bin Amir radıyallahu anh Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından Hazreti Ömer radıyallahu anh halife olur bir zaman sonra Said bin Amir'i yanına çağırır. Der ki hani sen bana nasihat ediyordun adil ol diye şimdi seni Hımıs'a vali olarak gönderiyorum. Hazreti Ömer Efendimiz'e yalvarır yapma der beni gönderme ben yapamam. Ben bu işin üstesinden gelemem. Kardeşlerim, el mutekebbir celle celaluhu diyoruz. Hani bugün alem İslam'da öyle adamlar var ki, vali olmak, milletvekili olmak, bir yere gelmek için kaç adamı araya koyarlar. Sonra onlar vasıtasıyla bir yere gelenler olur. Bir kısmı en azından böyledir. Ama sahabe onlar da araya adam koyuyorlar bir yere gelmemek için. Yani ben burada durayım, İslam devletinin muvaffakiyeti için çalışayım. Ama bir nefer olmadan öte benim vazifem geçmesin Said bin Amir radıyallahu anh. Hazreti Ömer'e rica ediyor. O emredince araya adamlar koyuyor. Sonunda Hazreti Ömer Efendimiz çağırır der ki ona siz ne yapıyorsunuz vay hakum vadatum hadal amra fi bu meseleyi benim boynuma koydunuz thumma tahallaytum hepiniz çekildiniz tahallaytum anni beni bıraktınız Ömer bu vazifeyi ümmetin yükünü omuzlarında Ömer yalnız başına nasıl taşısın? Ömer'in elinden ey Said bin Amir, bugün tutmayacaksanız bana ne zaman, bana nasıl yardımınız olur der. Hazreti Ömer radıyallahu anh bunun üzerine kabul eder Said bin Amir Hazretlerini. Bugün Suriye'nin yıkılan şehirlerinden Hımsa gönderir. Hımsa gider Said bin Amir. Sonra Oradan bir heyet Medine'ye gelir. Hazreti Ömer Efendimiz heyeti dinler. Sonra der ki: "Uktubuli esma'a fuqaraikum. Bana fukaranızın isimlerini yazın. Fakirler, muhtaçlar kim? Yazın onları sosyal devlet. Onlara yardım edecek." Ömer radıyallahu anh. Yani nerede fazlalık varsa onlara aktaracak. Onlar da yazarlar Said bin Amir, Hımıs'ın valisini de yazarlar. Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın yetiştirdiği o valiyi de yazarlar. Ömer Efendimiz listeye bakar. Orada Said bin Amir adını görünce وَمَنْ سَعِيدُ بْنُ Amir, Bu Said bin Amir kimdir der. Onlar da emiruna, bizim vali der. Vali böyle olur mu der. Evet bizim valimiz böyledir der. Bizim vali şehrin en fakiridir der. Hazreti Ömer Efendimiz Said bin Amir Hazretlerine bir kese altın gönderir. Bazı rivayetler bin dinarı gönderir. Bin dinarı heyet dönünce Said bin Amir Hazretlerinin evine varırlar. Ona takdim ederler. Sana Ömer'in selamı var derler radıyallahu anh. Ömer sana bin dinar gönderdirerler. O dinarı görünce ağlamaklı bir sesle inna lillahi ve inna ileyhi raciun ayetini okur. İstircada bulunur. Müslümanlar bu ayeti ne zaman okurlar? Başlarına bir bela, başlarına bir musibet gelince okurlar. Said bin Amir Hazretleri gözünden yaşlar boşalıyor. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun deyince içeride hanımı var. Bu sesi duyunca ne oldu der. Emate emirul mu'minin yoksa ''Emirül müminin, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın öğrencisi, müminlerin halifesi Ömer mi vefat etti?'' der. ''Yok'' der, ''yok, daha büyük bir bela var, daha büyük bir musibet var. Yoksa İslam ordusu bir yerde mağlup oldu, iffetlerimiz mi çiğnendi?'' ''Hayır'' der, ''bel a'damu min zâlik'' Bundan daha büyük bir bela var, daha büyük bir musibet var. Nedir deyince hanımı, dünya içime girdi der. Dünya malı kalbime düştü der. Hanımı içerden. Said bin Amir Hazretleri'nin eşi, Peygamber Aleyhisselam'ın talebesinin yanında, Peygamber Aleyhisselam'ın, Hayatındaki zühten, takvadan nasipdar olan o büyük sahabenin eşi der ki eşine takallas minha o halde kurtul o dünyadan ben bu zühd hayatına ben bu fakirliğe razıyım yeter ki senin kalbinde huzur olsun senin kalbinde selamet olsun kardeşlerim siyasal bilgiler fakültesi hukuk fakülteleri orada okutulan metinler onları okuyarak yetişen kardeşlerim vali olsalar onların içinden Hazreti Muhammed'in halkasında yetişen kuran Hakim'le yetişen Sünnet-i Seniyye ile yetişen Said bin Amir gibi bir vali hukuk fakültelerinden çıkarabilir miyiz? Hayır. O halde neden? Hala Roma'nın hukukunu okutuyoruz. Neden Kur'an-ı Kerim yok müfredatta? Neden sünneti seniye yok? Vakti gelmedi mi Müslümanlar? Mukase yapalım. İlim adamları gelsinler, otursunlar, Orada okutulan metinleri koysunlar. Bir de İslam tarihini koyalım. Hazreti Kur'an'ı koyalım. Sünneti koyalım. Bunların uygulandığı devletleri koyalım. Onlar delillerini getirsinler. Kul hatu burhaneküm. Meclisler kurulsun. Göreceksiniz. O zaman hakikatler konuşulunca insanlar fevç fevç Allahu Ekber diyerek İslam koşacaklar. Açalım yolları kardeşlerim. Vakti gelmiştir artık. Vakti gelmiştir. İslam'ın güzelliğini ortaya koymaya, müfredatlara, müdahaleye vakti gelmiştir. İşte tarih, işte hakikat. Kemruca, oğlunu gönderir misin? Nasıl gönderebilirim? Nereden burs alırım diye hayal kuran Müslüman Harvard'da Oxford'da gönderebilir miyim diye hayal kuran Müslüman Kur'an hakimi sünneti seniyeyi merkeze alır ecdadımız zamanındaki o medreseleri ilim merkezlerini kurar üniversitelerimizi Fatih'in Yavuz'un devrindeki medreseleri esas alarak yeniden inşa eder bu taklidi anlayıştan kurtarabilirsek o zaman göreceksiniz yeniden evet kardeşlerim iman İslam davamızın büyük mücahidi Allame Bediüzzaman Hazretleri Rahmetullahi Aleyh onun hayatta kalan son talebesi Hüsnü Bayramoğlu ağabey ahirete irtihal etmiş. Yürüyüşü mübarek olsun. Mekanı cennet olsun. Makamı âli olsun. Ne mutlu ki büyüklerin yanına gitti. Resulullah Aleyhisselam orada öyle diyordu Bediüzzaman Hazretleri ölüm anlatırken madem Resulullah Aleyhisselam orada Sahabe orada. O halde Müslüman neden ölümden korkar? Müslüman da ölüm korkusu olmaz. Dün gecesi şeb aruz Müslümanlar için. Hüsnü abimizle telefonda görüşmüştük. Bereketli bir konuşma olmuştu. Beraber ders yapalım dedi. Efendim dedim. Bu fakir yanınıza gelsin. Siz üstadın risalelerinden okuyun. Ben de dinleyeyim. Öyle bir ders olsun demiştim. Ama nasip olmadı. İnşallah o dersi cennette yaparız. Allah Teala Hüsnü Bey'imizin yolunu açık eylesin. Cenab-ı Hak Bedir zaman Hazretlerinin iman İslam davasına bütün varlıklarıyla kendilerini feda eden, insanların hidayeti için mücadele eden o kardeşlerimi muvaffak eylesin Hüsnü ağabeyimize onları hayrul halef eylesin inşallah. Ne güzel böyle geri de o sadalar bırakıp ahirete gitmek. Kafir ölünce ölür kardeşim ama Müslüman ölünce de yaşar. Allah Teala ağabeyimize büyük makamlar ihsan eylesin. İnşallah Efendimiz Aleyhisselam'a Rabbimin İhsan edeceği levhal ham sancağı altında toplanmaya, orada buluşmaya Allah Teala bizleri ulaştırsın mahşerde, bizi kavuştursun kardeşlerim. Evet ölüm böyledir, ölüm güzel şey budur perde ardından haber, hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber buyuruyor Üstad Necip Fazıl, güzel ölüm. Müslüman için güzel. Kapı kapı bu yolun son kapısı ölümse. Her kapıda ağlayıp o kapıda gülümse. İnşallah iman davası için ne çileler çekti. Şimdi gülerek gitti inşallah. Hüsnü zannımız odur. Mümin için, Müslüman için hüsnü zannımız odur ki inşallah gülerek ayrıldı dünyadan. Allah Teala hepimize hüsnü hatimeler ihsan eylesin kardeşlerim. Evet. Hayat devam ediyor. Biz inşallah bu meseleyi tamamlamış olalım, toparlamış olalım kardeşlerim. İnşallah bu dersteki fuyuzatı da buradan hasıl olan ecri de Hüsnü ağabeyimizin ruhuna Hediye etmiş olalım kardeşlerim. Hazreti Ömer Efendimiz gönderir o altın kesesini hanımı da artık sen bunu musibet olarak görüyorsan kurtul ondan der takallas minha kurtul der dağıtır onları. Al bunu falan dul kadına götür der evladım. Şunu yetimlere gönder. Şunu falan miskine gönder. Yanında bir altın bırakmaz. Aradan zaman geçer. Hazreti Ömer Efendimiz bir adı Şam'a gider. Hımsa da uğrar. Hımsa girince insanları dinler, valiyi sorar. Sizin vali der nasıl idare ediyor? Efendim, valimiz iyidir lakin Validen dört meselede müştekiyiz derler. Dört şikayet konumuz var derler. Hz. Ömer Efendimiz Said bin Amir Hazretlerini çağırır. Şikayetçi olan halkı da çağırır. Büyük camide oturmuş toplanmışlar. Devlet başkanı Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın öğrencisi onları muhakeme ediyor. Hz. Ömer radıyallahu anh Efendimiz Onları muhakeme ediyor soruyor önce davacı olan hımıslılara Hazreti Ömer bu kardeşlerim vali milletin önünde hesaba çekiyor insanlar sosyal adalet dünyada insanlar böyle bir adalet böyle bir nizam gördüler mi göremezler göremeyecekler böyle bir nizamı yeryüzüne Hazreti Muhammed Aleyhisselam onun öğrencileri gösterdiler yeniden gösterecekler Allah'ın inayetiyle ama müfredat değişmeli derler ki birinci şikayet mevzumuz bu bizim valimiz sabah çok geç evinden çıkar yani bir gales var bir isfar var böyle sabah namazını hep isfara bırakır o vakitte geç çıkar. Niçin öyle yapıyor? Neden geç gelir? Mescide diye bir bundan şikayetçiyiz derler. Hz. Ömer Efendimiz döner radıyallahu anh. Sorar valiye Said bin Amir'e neden geç çıkarsın sabah camiye? Mescide neden geç gelirsin Said deyince der ki ''Efendim söylemesem Hz. Ömer Efendimiz söyleyeceksin.'' neden geç çıkarsın? Efendim der, evde bir hanım var, gücü yetmez. Onu ben yoğurur, ben hamur yaparım. Her sabah ekmeğimizi kalkınca unu dökerim tekneye, yoğurur, hamur yapar. Sonra onun mayalanmasını bekler, fırına koyarım, öyle sabah namazına gelirim. Onun için geç kalırım.'' sabah namazına geç kalmıyor da isfarda kılıyor. Hanefilerin kıldığı vakit yani fecrin son vaktine doğru geliyor. Hz. Ömer Efendimiz rahatlar. Peki ikinci şikayet konunuz nedir der. Derler ki bu bizim valiye gece yanına gitse bir meselemiz olsa la yuci bu ahaden Gece kimseye cevap vermez. Gece bambaşka bir adam olur. Gündüz bizimle, akşama kadar. Ama gece davamız var. Gidiyoruz, arz edeceğiz. Fakat cevap vermez. Nedendir? Bundan müştekiyiz bu halinden derler. Ömer radıyallahu anh döner. Neden böyle yaparsın Said der. Efendim söylemesem der Hz. Ömer radıyallahu an bu İslam mahkemesi konuşacaksın der ki Said bin Amir efendim gündüzümü insanlara vakfettim akşama kadar onların işleriyle alakadar oluyorum geceyi de ben Hz. Muhammed aleyhisselamdan öyle gördüm ki geceler namaz kılmaktan ayakları yarılıyordu. Geceleri de ey Rabbim sana hasrettim, huzurundayım, kıyamdayım, gece namaz kılarım Ömer radıyallahu an. Ben beni bu hale getiren, terbiye eden Hz. Muhammed aleyhisselamdan öyle görmüştüm. Mazur görsünler beni. Peki yine rahatlar Ömer radıyallahu an. Üçüncü olarak nedir Said'imden? Üçüncü şikayet mevzunuz deyince derler ki ayın belli günlerinde bu hiç yanımıza çıkmaz. Saatlerle saatlerce evinde kalır. Hz. Ömer radıyallahu anh, Said neden öyle yapıyorsun? Vali sürekli evinden çıkacak. İslam'da mesai mefhumu yok. 8'den 5'e kadar memurluk var. Ama biz 24 saat Allah Azze ve Celle'ye kul olmaya memuruz. Neden böyle yaparsın? Said deyince o zaman der ki Ömer söylemek, söylememe hakkım var mı? Söyleyeceksin deyince Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz Konuş sahipler buyurur ki Allah Resulünün öğrencisi Hımıs valisi Ömer bir takım elbisem var. Onu yıkadığım zaman saatler alıyor kuruması. Onun için evimde beklemek zorundayım. Hımıs'ın yetimlerini doyuran, dul kadınlarını dilenmekten kurtaran, miskinlerin evine Devletten sosyal yardım gönderen Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın öğrencisi, Ömer'in valisi, evinde bir takım elbisesi var. Dördüncü mevzu nedir derler? Derler ki, efendim içimizde olur, meseleleri çözer, bir anda gözleri bir noktaya takılır, Kendinden geçer, düşer bayılır. Böyle bir hastalığı var. Nedir bu? Niçin böyle düşer bayılır? Hazreti Ömer Efendimiz döner. Said bin Amir neden bayılırsın? Nedir bu gözlerinin takıldığı noktada gördüklerin? Yine gözleri dolar, yıllar öncesine gider. Der ki Ömer radıyallahu anh ben o gün müşriktim henüz İslam'ı bilmiyordum. Allah Resulü Aleyhisselam'ın öğrencilerinden Hz. Hubeyb'i almışlar, Mekke'ye götürmüşler. Hubeyb bin Adi radıyallahu anh ile ile aldılar, Mekke'ye götürdüler. Sonra onu Mekke'den binlerin katılımıyla, tezahüratla çıkardılar. Ben gençtim, o kalabalığın arasındaydım. Tenim'e kadar yürüdük. Dar ağacını kurdular. Hubeyb bin Adi'yi oraya koydular. Sövüyorlar, saldırıyorlar. Ona söverken aslında Allah Resulüne hakaret ediyorlar. Ondan intikam alıyorlar. Mızrakla vuruyorlar. Diyorlardı ki ona, Hubeyb şimdi senin yerinde Muhammed olsa aleyhisselam istemez misin? O da diyor ki, değil yerimde olmak olduğu yerde ayağına diken batmasına bile gönlüm razı olmaz diyor Hubeyb bin Adi. O an o tezahüratın arasında sesini duyduk Hubeyb bin Adi'nin. Bana müsaade ederseniz iki rekat namaz kılayım dedi. İki rekat namaz kıldı. Sonra eğer Hubeyb korktu da namazı uzattı demeyecek olsaydınız bu namazı daha çok uzatırdım dedi. Dar ağacına koydular. Mızrakla vuruyorlar. Lime lime canlıyken bedeninden parçalar koparıyorlar. Onun tekbir seslerini duyuyorum. Tekbir sesleri arasında Allahümme ahsihim adada vektulhum bedda ve la minhum ahada. ve böyle bir dua ediyordu. Allahumma ahsihim adada ya Rabbi bunları teker teker yok et. Vaktulhum bedada ortadan kaldır bunları. Ve la tugadir minhum ahada. Bu Allah Resulü'nün düşmanlarından geriye kalmasın. O anlar gözümün önünde Hubeyb bin Adi o halde onu şehit ettiler. Müşriktim, seyrediyordum. Aklıma geliyor da neden orta yere atılıp Hubeyb'e gelen oklara, mızraklara göğsümü siper etmedim? Neden Allah Resulü aleyhisselam adına ondan intikam alınırken meydan yerine çıkmadım? O an müşriktim, imanıma Hubeyb vesile oldu onun cihadını, onun teslimiyetini, ondaki tevhid şuurunu, ondaki peygamber aleyhisselama teslimiyeti görünce kendimden geçtim, Mekke'ye döndüm, dedim ki putlarınızı bırakıyorum, Hubel'i bırakıyorum, şehit ettiğiniz Hubeyb'in yolundayım, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyorum.'' Onu düşünüyorum. Gözümün önünde Hubeyb canlanınca işte dayanamıyorum. O zaman düşüyorsam o zaman düşüyorum der. Hz. Ömer Efendimiz radıyallahu an ondan bunları duyunca Elhamdülillah Said bin Amir hakkındaki kanaatimde isabet etmemi temin eden Rabbime hamdolsun der. Ona bin altın bırakır ayrılır. Yine hanımına döner. Ne dersin dağıtalım mı der. Dağıtırlar yetimlere, dullara, fukaraya gönderirler. Allah Resulü Aleyhisselam'ın öğrencileri, Hazreti Ömer Efendimiz'in valileri kardeşlerim. Onlar el bir celle celaluh dediler. Büyük olan sensin Allah'ım. Onu tazim ettiler dünyalıklar, makamlar, mevkiler hepsi ayaklar altında kaldı. Onlar taş oldu, onlar toprak oldu. Allah Teala hepimize böyle bir nazar, böyle bir bakış ihsan eylesin. El mutekebbir celle celaluhu derken Said bin Amir Hazretlerinin dünya malına bakışını, Allah Teala'yı tazim edişini, dünya malını ise elinin tersiyle itişini unutmayalım kardeşlerim. Onlar gibi olamayız ama gözümüzün önünde onlar dursun, onlar gibi olma iradesi gösterelim. Allah Teala bu isimlerle hayatımızı yeniden kurmaya bizleri muvaffak eylesin. cenab Hak zaman Hazretleri'nin talebesi Hüsnü Bayram ağabeye tekrar rahmetiyle muamele buyursun. Ulemamıza, bütün Müslümanlara bu hastalık vesilesiyle, başka vesilelerle ahireti irtihal eden müminlere rahmet eyle ya Rabbi. Hasta kardeşlerimize şifalar ihsan eyle ya Rabbel alemin. Estağfirullah ve etubu ileyh. والحمد لله رب العالمين الفاتحة.